Hanım hoş geldiniz. Herkese iyi günler. Huawei Mate Online power tuşu ile ses kısma ve artı tuşu nasıl değişiyor onu sizinle paylaşacağım. Power tuşu ile ses kısma ve artı tuşu beraber değişiyor. Film Blender. Evet, onlar bastırdığınız zaman özelliğini kaybedebiliyor. Değiştirmek için kolay bir işlem aslında. Bunu sizler de yapabilirsiniz. Çalış sökmek için altta iki tane cıvatamız var. Bu cıvataları söküyoruz. Cıvataları söktükten sonra evet, bir de sim aparatı var. Sim aparatı çıkarmak için kendi iğnesiyle açıyoruz. Kendi iğneleri ucları sivri olmadığı için sim kızağına zarar vermiyor. Normal dikiş iğnesiyle topla iğneyle açmayın. Bunların uçları çok sivri olduğu için sim kızağına zarar veriyor. Bilginiz olsun. Ve cihazı açmak için şu alt kısımdan başlayarak dikkatli bir şekilde soket kısmına zarar vermeden aslında kolay bir şekilde açılıyor. Diyelim alttaki cıvataları çıkardıktan sonra sim aparatı çıkaramadığınız takdirde bunu çıkaramazsınız. Çıkardığınız zaman zarar verirsiniz. Bilginiz olsun. Bir de arka kapağı çıkarırken direkt çekmeyiniz. Çünkü parmak izi sensörü var. Ona zarar verebilirsin. Burada film var gördüğünüz gibi. Kim bunu açarken bunu koparabiliyor. Bilginiz olsun. Bunu dikkatli bir şekilde yere koyun. Şurada bir cıvata var. O cıvatayı sökün dikkatli bir şekilde. Şurada koruma aparatı var. Onu dikkatli bir şekilde sökün. Parmak izi sensörü filmini çıkarın. Dikkatli bir şekilde zarar vermeden. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet, şu parmak izi sensörü ki filmi bu zarar görebilir. Dikkat etmediğiniz sürece de bilginiz olsun. Zarar görmeden onu çıkarmanız gerekiyor. Power tuşu ses kısma ve artı tuşları değiştirmek için anakartı sökmeniz gerekiyor. Çünkü anakartın altında olduğu için. Şebeke kablosunu çıkarıyorum. Şurada aparatlar var. Onları da çıkarıyorum. Koruma aparatları var. Filmlerin yerinde çıkmaması için. Şuradaki cıvatalar bir standarttır. Bunu aynı yere koyabilirsiniz. Şu koruma aparatlarını dikkatli bir şekilde çıkaralım. Evet, dikkat etmeniz gerekiyor. Elinizdeki aparat zarar verebilir cihazınıza. Buna dikkat etmeniz gerekir. Evet, biraz uğraşmanız gerekiyor. Kamera soketlerinde yerini dikkatli bir şekilde sökünüz. Şurada da bir koruma aparatı var. Onu da çıkarıyorum. Batarya soketini de çıkarıyorum elinde.
Evet, şimdi de anakartı çıkaracağım. Dikkatli bir şekilde. En dikkatli bir şekilde anakartı çıkarmanız gerekir. Evet, zarar vermeden açmanız gerekiyor. Evet, anakartı dikkatli bir şekilde yere koyuyorum. Evet, ses tuşları ve power tuşu burada gördüğünüz gibi filmlidir. Evet, şurada hemen anakartın altına şurada gördüğünüz gibi tırnaklar var. O tırnaklar şu tırnaklar oradan temas ederek oradan açılıyor. Bilginiz olsun. Biraz şuradan dikkatli bir şekilde. Yani şuradan zarar vermeden sökeceğim dikkatli bir şekilde. Evet, gördüğünüz gibi çok nazik bir film. Bu her an kopabiliyor. Gördüğünüz gibi. Evet, şöyle burada tırnaklar buradan temas ederek işlem görülüyor. Gördüğünüz gibi. Evet, şu anda tekrar yerine takacağım. Evet, tekrar anakartı yerine takıyorum. Alta filmleri kurtaracak şekilde. Kamera filmleri de dikkatli bir şekilde kurtarmamız gerekiyor.
Evet, şu anda kamera soketlerini de tekrar kapatıyorum. Şebeke kablosunu da takıyorum. Şu görmüş olduğunuz kablo. Bazen bunda yerinde çıkabiliyor. Diyelim siz kamera değişimi yaptınız veya da ekran değişimi yaptınız. Şebeke problemi yoktu, bir sıkıntı yoktu. Onlar değiştikten sonra bir problem meydana geldiyse anlayın ki onda eksik bir şey kalmıştır. Bilginiz olsun. Evet, şu koruma aparatları mutlaka takmanız gerekiyor. Evet, şimdi de parmak izi sensörü yerine takıyorum. Evet, onun da koruması var. Evet, gördüğünüz gibi şu anda cihazı toplanmış bulunmaktayım. Cihazı yerine takmak için ilk önce şu tırnakları arka kapağa yerleştirerek, yalnız kasaya takarken ses kısma ve artı tuşlarına dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, şu kasaya sıkışabilir. Sıkıştığı zaman da zarar görür. Bilginiz olsun. Tekrar değiştirmek zorunda kalırsınız. Evet, videoya takılmayın. Çünkü eğitim amaçlı işlem yaptığım için. Evet, şu anda sim aparatını takıyorum. Seri numaraları arka kapağa bakacak şekilde takıyoruz. Şu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi. Altta iki tane cıvatamız var. Onları da yerine sıkıyorum. Evet, videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.